Hacı şimdi bana bir Dumlu'yu, buradaki buradan geçen İpek yolunu bir anlatır mısın? Bizim eskilerimiz buradan katırlarla bu doğudan, işte Trabzon'dan, Karadeniz'den olsun, bizim köyden, buralardan, buranın yöresinde olan mesela yağ, peynir, yün, İpek yoluyla Doğu Anadolu'ya, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, ondan sonra Elazığ, Erzurum, Erzincan, oralara götürürler, getirirlerdi yani. Benim rahmetli dedemin şeyi vardı, atı vardı. Atıyla beraber devamlı yani bu İpek yolunda gidip gelirdiler. Yani sanki eskinin yani diyelim ki en işlek yollarından biriydi yani. Evet. Burada katırcılar çok katırcılar olsun, koyuncular, koyunlar da gidip bu Dumlu'nun İpek yolu üzerindeki fonksiyonu neydi? Oteli, moteli. Durak. Yani burası duraktı yani. Şey, burada 3 tane köy var. Bilmiyorum tam mı? Kesin olarak bilmiyorum ama bizim köyde 4 tane, 5 tane otel var idi. Ondan sonra dağ başında şu dağın üzerinde bir otel var idi. Şey yaylasında, Çemçül yaylasında bir tane can kurtaran diyorlar. Bir otel de orada vardı. İşte buraların yani çok önemli bir yoldu yani eskiden burası. Zaten daha önceden Orta Asya'dan mesela atalarımız buraya geldi. Zaten Bayburt bir ara şeylik yaptı, başkentlik yaptı. Artık tam Sancakbeyliği yaptı. Evet, o dönem. Yaptı. İşte kervanlar gidip geliyordu. Evet. Yani bizim Dumlu köyünün de şimdi hacı gelelim bugünümüze. Şimdi ben sana bir soru daha yöneltim. Evet. Gerçekten Dumlu burada istisnai bir coğrafi konumdadır. Sahip, İki taraftan, iki şeyden, vadiden duman yukarı çıkarken Dumlu'yu duman almaz. Alsa da yani. Alsa da çok yani hafiften çok alır. Evet. Şimdi İpek yolu, şu anki bu yol güzergahı. Şu an ben burayı gezdim, ta dere başının karşısına kadar gittim, yürüme geldim. Evet. Yürüme gittim geldim saatlerce bak. Evet. Yanına uğradım gittim işte. Doğru. Yanına geldim. Evet. Şimdi bu yol yapılsa, asfaltlansa, bakımı yapılsa sence yine eski ihtişamlı günlerine biz döner miyiz? Aynen dönebiliriz. Aynen döneriz yani. Çünkü burası çok önemli. Ben Uzungöl'de şimdi çok o yoğunluk var. Ben geçen sene birkaç tane Arap turistten karşılaştım. Buraları geldi baktılar. Yani çok beğendiler ve de dediler ki buranın dediler mesela altyapısı biraz daha dedi şey yapsa burası da çok mükemmel yani. Turist çeker yani. Onun çeker. Çok ben bak Kaşgar Dağları'nı gezdim. Ayder'i gezdim. Ondan sonra Giresun Yaylalarına gittim. Ordu Yaylalarına gittim. Buradaki çiçek çeşidi, buradaki ambiyansı bak hiçbir yerde görmedim. Kendi memleketim olduğu halde ben çektim yani. Onun için met etmiyorum. Çeşitliliği başka bir yerde be yani görmedim yani. Desem yoksuz. Yeridir yani. Yoksuz. Çok büyük çeşitlilik var burada. Ondan sonra buranın mantarı, buranın dağ kekiği şifadır. Buranın yaban mersini, mantarı şifa yani. Organik yani hiç el değmemiş. Hacı yani sabah buralar. Dünya yaban evet. Mersini topladım. Evet. Ahududu topladım yedim. Ahududu aynen öyle evet. Çok güzel. Yani buranın dediğim gibi yani. Mesela beyaz komarın o beyaz çiçeği. Evet yemediğimiz yani bilmediğimiz buraya bir çok şey var. Gelip burayı gezmeli. Tespit etse. Burayı da burada yiyilecek çok şey var ama biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Evet. Ben yöre insanından bayağı öğrendim ama toplayıp yiyip gezdim yani. Evet. Yöre insanından öğrendim ama şimdi hacı turizm dedin. Ben yıllarca haberlerimde bunu çok işliyorum. Zaten ben seni de sözlerimle oraya getirmeye çalışıyorum. Zaten... Turizm yönü Bayburt'un turizm yani şu yaylalarımızı bizim kullanmamız lazım. Bu konuda ne diyorsun? İşte söylediğim mesela bu mesela yamaç paraşütü. Yamaç paraşütü olur. Ondan sonra yarışlar olur buralarda. Evet. Bu off-road yarışları. Zaten tabii şimdi dünyanın en tehlikeli yolları bizde. En tehlikeli yolu burası. Burası. Yani çok cazip. Yani buralara biraz bakılsa devletimiz tarafından. Yani burası turistik yönden çok gelişir. Peki hacı bu çok büyük şeyler dağlar birbirine çok şeyli. Teleferiklerle karşı karşıya geçişler. Mesela bir vitrin gibi hani yapıyorlar
şöyle balkon, cam balkonlu şeyli, evet, göstermelik şeyler. Mesela bu dünyanın en tehlikeli yolu diyoruz ya. Evet. Buraya mesela böyle seyir şey terası yapılabilir. Seyir terası. Karşısına seyir terası. Teleferiklerine şey geçme imkanı. Evet. Yamaç paraşütü, her imkan yapılır. Kışı bile buraya. Kış turizmi. Kayak. Kayak. Kayak burada çok güzel yani. Palandöken'den ben diyeyim yani. Burası daha güzel. Palandöken'de bu kar yok ki. Hem bu kar yok, hem bu pistler Palandöken'de yok. Burada çok yani güzel kış turizmi yapılır yani. Çetin'e rahmet. Yani şey olursa, yani imkan olursa devletimiz imkan verir. Derdime derman olur. Burada çok güzel kış turizmi, yani yaz turizmini aratmaz yani. Her yönüyle, evet, bu bizim dağlar, bu burası şey diyoruz mesela. Çevirelim şöyle kameramızı. Evet. Mesela şurası şey diyoruz biz, evet, mesela şurası. Çok da kar tutuyor. Kar tutuyor. Bu köyün karşısı. Evet. Yine öyle. Oraya mesela şu şeye kayak pisti diyorlar, böyle uçuyor, uçuyor ya. Uçuyor, evet. Mesela oradan hiç çok bir masraf yapmadan, çünkü biraz yamaç hacı, olduğu için. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Dumlu köyüne efendim 35-40 yıldır, evet, Mayıs aylarındaki hele özellikle hep gelmişimdir. Evet. Niye? Evet. Özellikle Mayıs ayında efendim gelip ilk yolun açılışı griderlerle köy hizmetleri müdürüyle birlikte, evet, köye 6 ayın üstüne girerdik. Evet, doğru. Selam verdiğimde bana çok denmiştir Dumlu'dan. Evet. 6 ayın üstüne ilk gelen insansın, doğru, köye diye. Şimdi, doğru, böyle bir yerde kayak turizmi, kış turizmi, efendim yaylalarımız son güzel bir şeyle, senin sözünle kapatayım çünkü benim yaramı deştin sen. Dediğim gibi yani burada kış turizmi olsun, yaz turizmi, ondan sonra çeşitlilik, yani onun üzerinden 10 değilse onun üzerinden 9 yani. 9. Çok mükemmel yani, mükemmel. Hem yazı olsun kışı olsun ama değerlendirilirse inşallah. Şimdi hacı şunu da söyler misin bana? Devlet büyüklerimiz değerlendirir inşallah. Evet inşallah, evet, bu değerlendirilmeli. Evet. Mesela şu an zirvede duman zirveyi bastı. Bak, evet, görüyoruz. Evet. Orada şimdi soğuktan duman attırıyor. Evet. Bak burada rüzgar yok. Evet. Dumanın altındayız biz. Şimdi yaylaya, ve hava açık. Evet. Yaylaya çıksak şimdi yayla soğuktur. Soğuktur şimdi. Evet. Aynen öyle. Buranın da böyle, burada böyle klima, bir özelliği var. Bu özelliği yazın var. Yazın da mesela güneş geldi mi yaylamız da, o zaman yaylamız daha mükemmel, köyden daha mükemmel oluyor. Daha da mükemmel, evet, oluyor. Ama sis geldi mi köyümüz sıcak. Şimdi bulur. Şöyle diyeyim ben sana. Bu zirveye çıkan insanlar sanki soğanlı zirveymiş gibi. Evet. Efendim orada şimdi duman vallahi ürkütüyor. Evet, soğuk soğuk esiyor Bayburt'a doğru. Sonra 5-6 metre ancak yani önünü. Önünü de göremez. Önünü göremez ama. Zaten soğuktur, yürüyemez. Doğru. Şimdi orayı gören insan diyor ki yok ya, soğanı da gezilir mi? Halbuki dumanın altına indiğinde işte biz buradayız. Şu an yanıyoruz. Ya bizim şimdi orası yanıyor. Evet. Arkadaşla konuştum ben de, bizim enişteyle İnegöl şu an yanıyoruz diyor. Yanıyor. Bir çıkarın gelmeyin. Şu an yanıyor. Yanıyor şu an. Evet. Biz gayet seriniz öyle. Bize, ne kadar güzel biz. Burada o şey yakıyoruz. Sobalara yakıyoruz, yorganla yatıyoruz. Evet. Yorganla istersen yatma. Mükemmel. Mükemmel bir sağlıklı. Sağlık yönünden ben mesela sabah öğleden sonra günde 3 tane şeye hap kullanıyorum. Şekerim var, tansiyonum var, bir de prostatım var. Hı. 2 haftadır hepsini attım. Hiçbirisini kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. Yani o kadar da yani rahatım mükemmel. Şeker meker sıkıştırmıyor. Yok, sıkıştırmıyor Allah'a şükür. Allah Allah. Allah'a şükürler olsun. İstediğinde yiyorsun. İnadına da üzerine gidiyorum. Ya yani. Bak sevgili izleyenlerim, hacı bu gidiyorum. Çok önemli. Yani şimdi sen şekeri nasıl defetti burada? Ne yorarsın? Buna ya sen nasıl yorup? Havası her şeyi organik olduğu gibi suyu, havası çok mükemmel geldi bana yani. Hmm. Çok kişiden de yani benim mesela amcam vardı buraya geldi. Tansiyon da gitti. Tansiyon, şeker hepsi. Hepsi gitti. Hepsini gönderdim Allah'a. Hepsini gönderdim şimdi. Aynen. Sen buradan aynen gitme. İnşallah bakalım nasıl. Çeşmeyi de yaptın nasıl, evet, olsa. Sen buradadır be hemşerim ya. İnşallah. Ara sıra ben seni ziyarete gelirim. İnşallah. Ben zaten şimdi bir ay daha buradayım inşallah.
Mantar da yediniz? Evet. Oo. Ya hiç mantar göremedim ben. Biz çok dağları geziyoruz ya. Geziyor söyle evet, durma yok değil mi? Tabii. Kilo verdin mi? Kilo da tabii verdim. Birkaç kilo verdim. Birkaç kilo verdim. Devamlı geziyorum ama yiyorum yani. He. Yediğimi yakıyorum yani. Yemezsen gezemezsin. Gezemezsin aynen. Gezemezsin bu dağlarda gezmek herif işi. Öyle. O kadar basit değil. Öyle biz gel. Tabii yürümek, etmek bu dağları. Gerçekten. Yani bu yollarda değil biz. Dağlarda. Evet. 10 kilometre. Günde 10 kilometre en az yürü yapıyorum. Çok güzel. Yaşım, çok güzel. Yaşım mesela 58 ama bana yani problem yok. Hani gençlere taş çıkartabilirim yani. Allah'ın izniyle. İşte. Sen ilacı bulmuşsun. Diyeceklerim yani. Şimdi diyeceklerin kadar, çok güzeldi. Saat kaç saat? Saat. Bak bu ara boyayı yaparken namazı unuttum. Neyse, ya. Yani. Evet duman altı olduk artık ağır ağır ben de kameraya. Peki çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İnşallah bunlar izlersin. İnşallah bunların hepsini devlet büyükleri de duyar. Ve i̇nşallah. Bir el atar çok önemli. Devletimiz de kazanır biz de kazanırız. Biz de kazanırız. Evet aynen öyle.